Selamlar, saygılar. Şu anda Kışla Caddesi'nden yanlamasına Cezbi Kartal Caddesi'ne doğru yürüyorum. Yani buralar yıkılıp enkazları kaldırıldığı için böyle enine geçebiliyoruz. Cezbi Kartal'ı bilenler biliyordur zaten. Son durumu neymiş, şöyle bir tur atalım. Bakın burada böyle bir bina var. Tamamen boşaltılmış. Zaten burada bir enkaz kaldırma, toprak, toz toprağı hepsi var. Alt taraf Akpınar. Şimdi o tarafa doğru gitmeyeceğim. Buradan şöyle dönmeye çalışalım. Çağlayan Night Club sanırım artık. Misyonunu tamamladı. Buralar ne olur, dönüşüme uğrar mı bilmiyorum. İçeride bir sebze tezgahı var. Oturanlar da var. Şöyle biraz yürüyelim Cezmi Kartay'dan yukarı doğru. Burada Harman Spot var, faaliyet gösteriyor. Bakın bu binada tamamen boşaltılmış durumda. Bugün ayın kaçı? 3.08.2023. Bakın 44 apart otel varmış burada. Bu arkalık nerede? O da şu anda boşaltılmış durumda. Cezmi Kartay uzun zamandır tartışılan bir bölgeydi zaten. Böyle kaldırılır mı, bura bir yere taşınır mı, taşınmaz mı vesaire derken son durum bu şekilde. Şöyle şu taraflara bakalım biraz. Burada bir otopark var sanırım artık, ya da otopark oluştu burada. Aşağıya doğru inelim. İç taraflarından görüntü alalım. Sanırım burada bir aile yaşıyor. Bir konteynere yerleşme durumu söz konusu. Burada bir... Burada ne vardı ya? Tam hatırlayamadım şimdi ama son durumu bu. Bir anesi diyor da neydi burası? Ha, boncuk. Boncuk'ta. Yavaş yavaş. Bu tarafa yanaşayım biraz, iç taraftan görüntü alayım diyeceğim de kolonların falan durumları ortada. Yani burası böyle bir anda kendiliğinden çökebilir bile. Yani o durumda görüntü. Cezmi Kartay'ın iç tarafı bu şekilde. Şu arka taraf Kırçuval zaten. Şöyle şuradan girelim. Bakalım bu tarafta.
durumlar ne? Şu binanın şuradan bir fotoğraf alayım. Gelmişken. Geniş açı yapalım. Şöyle. Fotoğraflar artık tarihi fotoğraflar olarak arşivlerde kalacak. Salon 93 varmış burada da. Muhtemelen bu basamaklardan salon 93'e çıkılıyordu. Yani bir gelenek, bir kültür böylece artık şekil değiştirmiş oldu. Bu binalar da boşaltılmış durumda. Sağlı sollu. Şurası zaten Akpınar'a çıkıyor. Buradan Akpınar'a bağlanıyor. Hanlar. Boşaltılmış durumda. Bakın burada da bir tane tarihi bir tabela var. Yılmaz Ticaret. Güncel durum şu anda burada bu şekilde Akpınar Süreci Kursu varmış. Yani bu binalar da böyle artık geçiyoruz buralardan ama. Bakın burası da Akpınar işte. Şuradan tekrar yürüyerek başladığım yere döneyim. Görüntü ala ala gidelim. Bir su deposu var burada. Maske koymuş sanırım. Ha, buralar trafiğe açık yerlerdi. Tabi hala arabalar akıllarda buralar kaldığı için buralardan gidiyorlar yani. Gördüğünüz gibi. Tabi geçerken de toz duman. Her taraf toz buldu. Bir aşure programı vardı. Oraya gelmiştim. Gelmişken de bu taraflardan görüntü alalım dedim. Cezmi Kartay'dan da görüntüler bu şekilde. Görüyorsunuz ben de şimdi Oloz Yıldırım'ın içinden geçiyorum. Az önce de buradaydım. Şöyle bir yürüyelim. Güneş taksi varmış burada. Evet, tekrar aynı yere geldik. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Malatya deprem sonrası 03.08.2023 tarihi. Cezmi Kartay'ın bugün güncel görüntüsü bu şekilde. Gördüğünüz gibi.
Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.